Bizler Türk milleti olarak gerçekten de yaptığımız her işte, işlerde gerektiği gibi şükretmeyerek, yaptığımız işin, kazandığımız işin kıymetini bilmeyerek, hayatımızın, yaşantımızın ve bize o nimetleri gerçekten bize sunan Yüce Allah'ın kıymetini bilmeyen bir millet, bir topluluğuz. Türk milleti olarak. Hepimiz dahil yani. Bazı istisnalar kaideyi hani bozmaz derler ya, bazı istisnaları devre dışı bırakarak, yani dışarıda bırakarak şimdi size örnek vererek anlatacağım nasıl olduğunu. Bakın, Almanya'da yaşayan birisi olarak şimdi Almanya'da şu anda gurbetçi akrabalarınıza sorabilirsiniz. Yani Türkiye'de BİM, ŞOK, A101, buna benzer market kuruluşları, zincirler var biliyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz, 1 litre süt alıyorsunuz. Aldığınız sütün fiyatını biliyorsunuz. 3,5, 4, 5 lira civarı galiba. Son zamanlarda ne oldu bilmiyorum da Türkiye'de yani euro, dolar, mazot sayesinde sağ olsun esnaflarımız hemen yükselince dolar veyahut da euro ya da mazot anında fiyatı bindiriyorlar. İndiği zaman hiçbir şekilde inme yok. Onu herkes biliyor. Yani fiyat geçirmede birinciyiz. Almanya'da şu anda sütün litre fiyatı, normal sütün yani standart, genel olarak hani marka ŞOK'un veya da BİM'in kendi marka sütü diyelim, 62 sent, yani 0,62 sent 1 litre süt. Türkiye'de de dedik 4-5 lira civarı. Ben bunların fiyat karşılaştırması yapmayacağım. Benim asıl söylemek istediğim konu farklı. Şimdi Almanya'da bir askeri ücretle çalışan bir kişi saat ücreti 12 euro. 12 euro saat ücreti. Türkiye ile bunu karşılaştırdığınız zaman askeri ücretle çalışan insanın saat ücreti 12 TL'ye geliyor yani. 12 TL civarı. Çünkü Türkiye'de saat ücretiyle veyahut da günlük çalışmıyor insanlar, aylık çalışıyor. 2300-350 TL hani asgari ücret alıyorlar ama 12 TL'ye vurursanız saat ücretini, günde bir insanın 10 saat kadar çalıştığını hesap ederseniz aylık bu 3600-3300'e denk geliyor. Hani kesintiler, sigorta falan, prim, işsizlik falan kesilince 3200-3300-3400 arası bir maaş alıyor Türkiye'de yaşayan, çalışan bir insan. Almanya'da da çalışan bir insan 12 euro saat ücreti. Bakın dedik, 12 euro saat ücreti. Biraz önce söyledim. Almanya'da sütün litre fiyatı 0,62 kuruş sent. Almanya'da çalışan, Almanya'da hani çiftçilik yapan bir insanı diyelim, bir süt satıcısı, bir çiftçi, köylü 0,62 sentten bir ineğinin günlük 10 litre vermiş olduğu sütü kaç paraya satar? 6 euro 20 sente. Bakın, 10 litre süt, bir ineğin sütü 6 euro 20 sent. Türkiye'de bir ineğin, hani dedik ya, 12 euro Almanya'da saat ücreti, 12 TL Türkiye'de saat ücreti. Yani Almanya'da bir ineğin 10 litre vermiş olduğu süt askeri ücretin yarısı. Yani bu 6 euro 20 senti, yarım saat çalışırsınız bir yerde, yarım saat kasa taşıyın veyahut da hamallık yapın, bir şey yapın askeri ücretli, ama 6 euroya 10 litre süt alıyorsunuz. Türkiye'de yarım saat çalıştığınız paraya, 6 TL'ye ne kadar süt alırsınız? 1 TL. Yani 1 litre. Şimdi bazı kişiler bunun derine, detayına inmeyip ne diyorlar? Ne söylüyorlar? Bakın. Ya Almanya'da diyorlar hani maaşlar yüksek, iyi kazanıyorsunuz. Almanya'da hani alım gücünüz çok. Mesela bakın, 6 euroya 10 litre süt aldın, Türkiye'de 1 litre alabiliyorsun. Hayat pahalı falan diyorsunuz da. Bunu da dönüp dolaştırıp kendilerine kusur bulmuyorlar. Kime buluyorlar? Devlete buluyorlar. Şimdi bakın, söylemek istediğim konu şu. Almanya'daki çiftçi yarım saatlik bir işçinin emeğine 10 litre süt veriyor. O almış olduğu parayla geçimini sağlıyor. Ve o çiftçiye hiçbir vatandaş, hiçbir insan demiyor ki ne? Ya bak, para etmiyor işin. Bak ben kazanamıyorum. Bak ben açım. Ben yoksulum. Ben bu işi hani öldü. Çiftçilik öldü. Hani çiftçilik süt para etmiyor deyip de bu işi bırakmıyor. Ne yapıyor? Devam ediyor. O sütünü satmaya, o ineğini, etini, sütünü satmaya, çiftçiliğine devam ediyor. Aynısını Türkiye'de yapmış olsanız düşünün. Yarım saatlik asgari ücret çalışan bir kişi, yani 6 TL gelse 10 litre süt satın alsa çiftçiden ne der?
hemen bizim vatandaşlarımız, hemen muhalefetimiz veyahut da bütün bu Türkiye'deki devlet hükümeti hani küfür edecek, aşağılayacak, hemen ne der? Çiftçilik öldü. Çiftçilik para etmiyor. Bak, çiftçinin sütü para ediyor mu? 6 TL'ye adam yarım saat çalıştığı bir iş emeğine bütün gün ineğinin sütünü satın alabiliyor. Adam niye o zaman çiftçilik yapsın? Para ediyor mu süt? Çiftçilik para ediyor mu? Etmiyor. Ne yapsın? Tabii bir adam bıraksın çiftçiliği, hayvancılık öldü, şehire gitsin. Enayi adam yapar bunu. 6 TL'ye 6 litre süt alırsan. 10 litre pardon. 10 litre süt alırsan enayi yapar der. Ama şimdi Türkiye'dekiler ne diyor? Mesela süt şimdi 5 liraya satıyor adam litresini. Yani 10 litre sütün ettiği 50 TL. 50 TL yapıyor. Ne diyorlar? Niye 50 TL'ye satıyorsun deyince, çiftçiye sorunca mesela ne diyor? Bu inek ne yiyor sen biliyor musun? Yemin torbası ne kadar olmuş haberin var mı senin? Bir yem 100 milyon olmuş, 100 milyon diyorlar mesela. Çiftçiyi hani aşağılamak için demiyorum, bunu şehirli de söylüyor. Sanki çiftçinin avukatlığını yapıyor. Sırf devlete küfür edip, hakaret edip, aşağılayıp devlete zora düşürmek için yani. Devlete küfürünü böyle yapmaya çalışıyor, hakaretini bu yolla yapmaya çalışıyor. E peki biz de şöyle diyelim. Şöyle söyleyelim. Türkiye'deki inekler hep yiyor süt vermiyor. Hep kilolu hep kendini yiyor da. Almanya'daki inekler rejim mi yapıyor? Diyet mi yapıyorlar? Yemek yemeden süt mü veriyorlar? Oruç mu tutuyorlar Almanya'nın inekleri? E bunlar da Türkiye'deki ineklerin yediği yemi yiyor. Türkiye'deki ineğin yemiş olduğu yem karşılığında süt fiyatı 5 lira litresi. Burada süt fiyatı 60 sent. 62 kuruş. Buradaki çiftçi çok cüzi bir miktarda sütten aldığı parayla adam tamahkarlık gösteriyor, şükrediyor, işine devam ediyor, bırakmıyor. Fabrikaya girip de askeri ücretle dedik ya, bir saat 12 euroya çalışmıyor. Hatta normal BMW ve Mercedes'te çalışanların saat ücreti 20-25 euroyu buluyor. Adam yarım saatlik askeri ücretle çalışan bir insanın yarım saatlik maaşına burada 10 litre süt ediyor. Ama çiftçi demiyor ki ne ya, şurada yarım saat çalışayım da enayi miyim burada inek bakacağım ben. Enayi miyim burada inek besleyeyim demiyor. Adam işine devam ediyor. Hiçbir Allah'ın kuluna çıkıp çiftçi aç, devlet çiftçiyi soyuyor, çiftçilik öldü, çiftçilik bitti, süt para etmiyor, yem pahalı diye hiçbiri de çıkıp ağzını açmıyor. Hiçbiri havlamıyor yani. İşte karşılaştırdık Türkiye'yle. Yani karşılaştırdık. Adam tamahkarlık gösterir. Biz Türk milleti olarak ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Bütün esnaflar olarak, herkes olarak ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Emlakçısı, kuyumcusu, dövizcisi, marketçisi, bütün yani herkes, hepimiz genel olarak ne düşünüyoruz? Bir ev alalım, aracıyız, komisyoncuyuz, evi satalım. Aldığımız ve sattığımız evin arasında 1 milyar, 2 milyar, 5 milyar para kalmasın kardeşim. Bir iş yapalım, yaptığımız o bir ticarette, satışta vurgunumuzu vuralım. Ölene kadar emekli olalım. Hani vurgunumu vurayım, çekileyim kenara, oturayım hesabı. Bir kere de zengin olalım düşüncesi var bizde. Tamahkarlık şükür yok bizde yani. Biz 2 liraya alalım, 2,5 liraya satalım, 3 liraya satalım yok bizde. Biz 2 liraya alalım, 80 liraya satalım. Hatta satabiliyorsak 200 liraya satalım da ölene kadar emekli olalım. Yani aldığımız parayla, o ticaretle emekli olalım. İçimizde böyle bir güruh olduğundan, tamahkarsızlık olduğundan, şükür, eda gerçekten olmadığından, bir kere de vurgunumuzu vurup çekilelim kenara düşüncesi olduğundan işlerimiz yolunda gitmiyor. Nasipli, bereketli olmuyor işte. O insan bir çalıyor, şeytan beş çalıyor. Biz Türk milleti olarak genelde böyleyiz. Azına yetinmiyoruz. Biz bir senede zengin olalım istiyoruz. Kısa yoldan köşeye dönelim istiyoruz. Fazla zahmet etmeden büyük karlar, kazançlar elde edelim istiyoruz. Para yatırmadan veyahut da emek sarf etmeden parayla başkasının sırtından para kazanalım istiyoruz. Basit basit işler yapalım, büyük büyük paralar kazanalım. Fazla emek sarf etmeyelim, vücudumuzu, bedenimizi yıpratmayalım. Oturduğumuz yerden ekmeyelim, dikmeyelim. Basit basit yollarla büyük büyük paralar kazanalım. Birisi gelsin hep bankamıza, hep kasamıza, hep kapımızın önüne biraz paralar bırakıp gitsin. Biz de sadece seyredelim, o parayı yiyelim istiyoruz. İşte Alman böyle düşünmüyor gavur. Dedik ya işte, adam 62 sent, dedik yani akrabalarınıza sorun, 62 sent sütün litresi, 10 litre süt 6 euro 20 sent yapar, 10 litre süt, bakın 10 litre, dedik işte, askeri ücrette 12 euro burada, adamın yarım saatlik
çalışmasına yarım saatlik saatine 1 saat dedi. 1 saat çalışan adam 20 litre süt alabiliyor. Çiftçi öldü demiyor işte. Çiftçi de çıkıyor, ben açım, ben bittim battım, yem parası, aşı parası, doktor parası, ahır parası, elektrik parası, emeğimin parası demiyor işte. Ama insan, buradaki Alman şükredip çalışıyor adam ya. Hani Allah'a kalkıp yatıp kalkıp namaz kılmıyor ama yani çalışıyor, işine devam ediyor. Devam yapıyor. Parasını kazanıyor adam. 20'sinde de 40'ında da 60'ında da çalışıyor adam. Adam taviz veriyor ama bizimkiler ne yapıyor? 30'a geldi mi EYT, emekli olayım hemen. Hemen 30'da emekli olayım, ölene kadar deniz kenarı, sahil, köylü de hani köyde yaşamak isteyen köyde oh yaz kış sıcak sobamın başında oturayım. Denize gitmek isteyen, tatil yapmak isteyen villada, şemsiye altında, şezlongda, güneşin altında yüz, kimi balık, rakı, bilmem ne, deniz, İzmir, Ege, bilmem ne taraflarına göçeyim. Öyle kapım önünde çiçek yetiştireyim, bakayım, edeyim, hiçbir iş yapmayayım. Taşı taşın üstüne koymayayım, bir kısımda kahve bekleyeyim, çay içeyim, bilmem oralarda kahve köşelerinde okeydi, kağıtlı, ömrümü doldurayım. Hep birisi benim hesabımı para doldursun. Hiçbir iş yapmayayım. Hep böyle düşünüyoruz. Türk milleti olarak. Böyleyiz. Ama dedim işte Alman öyle yapmıyor. 80'inde bile gidiyor o inekten sağıyor sütünü. 10 litrelik sütünü. 62 kuruş da 63 sente çıkartmıyor. 64'e çıkartmıyor. Hep 62. Hep 62. Ben 15 sene önce Almanya'ya geldim. O zaman 55-57 idi. O kadar enflasyon deflasyon bir şeyler oldu. Krizler mınızlar. 62'ye getirdiler, ayarladılar. Öyle duruyor. Hiç değişmiyor. 15 senedir öyle. Türkiye'ye gittim. Geçen sene bu yaz. 1 TL'ye küçük o meyveli süt aldım BİM'den. 1 TL'ydi kakaolu. Bir karton aldım, evde çocuklar hemen bitirdi. 1 TL'ydi ya. Gittim yine alayım dedim. 2 karton muzlu çilekli falan alayım dedim. 30-40 tane çocuklar hep içiyor dedim. 4-5 çocuklar hep içiyorlar dedim. Ben de içerim dedim. Ne olacak? 1 TL önemli. Gittim almaya. 2 gün sonra ya 2 gün. 1 TL 20 sent olmuş yani 20 kuruş. Hemen bir günde 20 kuruşu geçirmiş adam. Bir günde. Ertesi ay aynı parayı alamıyoruz. İşte bizde tamahkarlık, şükür yok bizde. Bizde yok işte. Hemen geçirelim. Bir günde hemen o köşeyi dönelim. Bir günde dönelim köşeyi. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle saygısız, böyle kendini bilmez, fırsatçı, böyle esnaflar sayesinde de fırsatçı, çıkarcı, halkı soymak isteyen buna benzer kişiler, şahıslar yapmış olduğu bu sahtekarlıklar sebebiyle de kalkıp Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a veyahut da milletvekillerine veyahut da ona buna kalkıp küfür, hakaret etmeye de ne hakkımız ne selahiyetimiz var. Onu yapan da akılsızdır yani. Akılsızdır. Bazı şeyler hani orantılı bir şekilde artıyorsa, orantılı bir şekilde gider, o zaman tepkini gösterirsin. Ama bugün 1 liraya aldın, yarın 1,5 liraya aldıysan hemen Cumhurbaşkanı küfür basacak şekilde yani bir ahlaksızlık yani kimliğine, sıfatına da girmek o kendisinin, o kişinin, şahsın kendi edepsizliğini ortaya koyar yani. Evinizdeki tuvaletinizin gideri bozulur, tıkanırsa veyahut da musluğunuz bozulursa Cumhurbaşkanı'na küfür hakaret ederseniz o kendinizin terbiyesiz ahlaksızlığıdır. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.